Merhabalar, bugün sizlere Volkan Konak hakkında yapılan araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Volkan Konak, Türk halk müziği sanatçısıdır. 27 Şubat 1967'de Maçka, Trabzon'da doğmuştur. Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, öğretmenin teşviğiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde halk müziği üzerine sosyal bilimler master eğitimine başladı. 1991 yılında master eğitimini tamamladı. Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı ve Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğin tarzını belirlemiş oldu. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulemi 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir Misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen 3. albümün Volkanik parçalarının çalışmasına başladı. 3 aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedalize isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık 50 adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. 1997 yılında Politika dergisi tarafından yılın en iyi müzik sanatçısı seçildi. Volkan Konak 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya halkları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. 2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümünü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. 2006 yılında çıkardığı Mora albümü MÜYAP tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Mor albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapanı'nın sözlerini yazdığı Gardaş adlı eseri Kazım Koncanası'na bestelenmiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikayelerle izleyenlerin ilgisini çeker. 2 yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye'ye ve özellikle de Karadeniz bölgesi tarafından etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapalı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye kanser araştırma hastanesi kurulması için mücadele etmektedir. 2009 yılında Mimoz adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Evet arkadaşlar, siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgelik ağacını sulayabilirsiniz.